Deniz kaplumbağası yıllar sonra doğduğu sahillerde. Neslinin devamını sağlayacak olan yumurtalarını bırakmak için uzunca bir yoldan geldi. Yorgun. Yaşamının neredeyse tamamını suda geçiren bu dev cüsseli canlı için karada yaşam hayli zor. Güvenli bir yuvalama noktası bulabilmesi için kumlu zeminde ilerlemesi gerekiyor. Doğru bir yer bulduğuna kanaat getirdiğinde arka üyelerini kullanarak 50 ila 80 santimetre derinliğinde bir vazo açıyor. Ve pimpon topunu andıran yaklaşık 100 adet yumurtayı büyük bir sabırla bu çukura bırakıyor. İtinayla açtığı yuvasını, yırtıcıların tahrip etmesini önlemek için yine özenle kamufle ediyor. Karadaki görevi bitti. Denize tekrar dönerek gözden kayboluyor. Bir daha karşılaşsa dahi tanıyamayacağı yavrularını doğa anaya emanet ediyor. Birkaç ay sonra kumların üzerinde görülen minik kıpırtılar doğada yeni yaşamların müjdecisi. Sabahın ilk ışıklarında dünyaya gözlerini açan yavrular hayli şaşkın ve telaşlılar. Bu onların zorlu yaşam serüvenlerindeki ilk dakikaları. Yüzünü denize çeviren, karadaki yırtıcıları atlatıp denize kavuşabilenlerin hayatta kalma şansı nispeten fazla. O nedenle yarış başlıyor. Dalgaların da yardımıyla denize ulaşanlar mutlu. Şimdi hiç aralıksız 24 saat yüzecekler. Avcılardan hızla uzaklaşmak için verdikleri bu mücadelenin adı yüzme çılgınlığı ve görünmeye değer. Eşeysel olgunluğa ulaşan dişi yavrular bu sahillere yeniden dönecek. Erkek bireylerse bir daha karaya ayak basmayacak. Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. ...110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Deniz ekosisteminin önemli bir tamamlayıcısı olan bu canlıları korumak için söz veriyoruz. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?